Bunu sadece arkadaşlar arasında konuşurken. Kutsal metinleri ele aldınız da, açtınız da. Bakın mesela siz az önce şey dediniz, Marduk dediniz. İşte kaç bin yılda bir geliyor. Şimdi şöyle düşünelim. Dünya galaksinin içerisinde belli periyotlarla hareket eden bir gezegen. Küçük bir nokta. Ve çok sayıda uzayda işte gezegenler olsun, cisimler var. Gök cisimleri var. Bunlar periyodik hareketler yapıyor. Güneş 365 günde bir aynı noktaya geliyoruz. Bakın hep periyodik. Uzay dediğimiz şey periyodik rakamlar üzerine kurulu. Hep belli döngüler, hep belli yıllar rakamlar tabii, üzerine kurulu. Tabii. Dolayısıyla eğer dünya uzaydan fiziksel anlamda etkileniyorsa belki de uzaydaki bazı periyotlar, döngüler dünyayı fiziki anlamda direkt... Ben sizden hatırlıyorum bunu. Bu Kur'an'da bu döngülerle ilgili rakamların bulunduğunu söylediğiniz bir yerde. Evet, yani bazı işaretleri var. Bazı ama dediğim gibi bunlar yoruma dayalı. Yani Kur'an-ı Kerim'deki... Hayır, mesela 365 rakamının mesela, olduğunu söylediniz. Ha yani. Evet, mesela Kur'an-ı Kerim'de yevm, Arapça yevm kelimesini sayın. Kur'an'ın en başından sonuna kadar. 365 defa yevm kelimesi, gün. Yevm Arapça gün demektir. Demek 365 güne işaret ediyor. Ama bakın yevmeyini saymayacaksınız. Yani iki gün veyahut da işte çoğul günleri değil. Tekil olarak yevm günlerini sayacaksınız Arapçada. O zaman çıkıyor 365 defa. Bu bir örnek. Yani bu tür matematiksel bağlantılar mutlaka Kur'an-ı Kerim'de var. Ama dediğim gibi ben bilgisayar yazılımları kullanarak harf dizinlerini, harf kombinasyonlarını araştırıyorum. Ve oluşan kelime öbeklerini çıkarmaya çalışıyorum. Mesela benim en son yaptığım çalışmadan ilginç bir çalışma söyleyeyim size. Çok basit. Bunu yine bilgisayar sayesinde keşfettik. Kur'an-ı Kerim'de mevç, Arapça dalga demektir. Peki. Dalga kelimesinin Kur'an-ı Kerim'deki geçiş yerlerini bilgisayarla istatistik olarak çıkarttım. İki ayette çok tekrarlanmış. İki defa geçmiş. Diğerlerinde birer defa geçerken Kur'an-ı Kerim'de iki yerde dalga kelimesi çok tekrarlanmış. Bakın bir mucize anlatacağım size. Yani bu gerçekten inanılmaz bir mucize bence. Tamam. Dalga kelimesi daha çok geçmiş. Bu dalga kelimesinin nerede geçtiğine baktım. Kur'an-ı Kerim'de o iki yere baktım. Binlerce ayet arasından sadece iki yerde. İlkine baktım. Bir baktım ki yanında ışık kelimesi geçiyor. Nur. Zaten surenin ismi Nur. Dalganın yanında ışık. Evet. Diğerine baktım. Ses. Seslenmek yanında dalga. Dalga. Işık ve ses dalgadan oluşur. Bugün bilimsel olarak kanıtlanmış. Dalga ve parçacık yapısı vardır. Ama asırlar önce kimse... 1400 önce Kur'an-ı Kerim geldiği zaman kimse ışığın ve sesin dalga yapısında olduğunu bilmiyordu. Yani biz hani suya bir taş atarsınız, böyle dalgalar yayılır. Işık ve ses de böyledir. Dalga şeklinde yayılır. Ve parçacık şeklinde aynı zamanda ışık. Şimdi Kur'an-ı Kerim buna apaçık bir şekilde işaret ediyor bence. Çünkü dalga yani mevç kelimesinin en çok geçtiği yere kafamıza göre herhangi bir şey seçmiyoruz bakın. Manipülasyon yok yani. Dalga kelimesinin en çok geçtiği yani Nur suresinde bir de Hud suresinde. İki defa geçiyor. Bir bakıyorsunuz ki ilk geçtiği şeyde Hud suresinde ses, nida, seslenmek kelimesi ard arda iki defa tekrarlanıyor. Yan yana kelimeler. Diğerinde de Nur suresinde ışık ard arda dalga ard arda tekrarlanıyor. Mevç kelimesi tekrarlanıyor. Ve bir bakıyorsunuz ki dalganın yanında ışık kelimesi, nur. Zaten surenin ismi nur, ışık. Bazı din adamları da diyor ki bu mucize. Kur'an'da bir şifre olması mümkün değil. Zaten Kur'an her şeyi açıkça anlatmak iddiasındadır. Şifre olduğunu söylemek de yok, doğru değildir diyorlar. Yani şimdi bir eleştiri olarak söylüyorum. Evet. Diyorsunuz. Zaten şimdi din adamları, şimdi ben mesela bir 6-7 yıl öncesine bakıyorum, şu ana bakıyorum. İlk mesela Türkiye'de ben bu çalışmaları, kitapları yayınladığım zaman bestseller olmuştu. O dönemlerdeki tepkiler daha farklıydı. Şimdi daha yumuşamış durumda. Çünkü iyi niyetli. Sizin çıkış noktanız neydi bu konuya girişte? Yani okurken dikkatinizi çeken mi? Yok. Ya Kur'an-ı Kerim'in matematiksel... Dışarıdan bir örnek mi aldınız kendinize? Yok hayır. Dışarıdan herhangi bir örnek almadım. Zaten bu yapılan çalışmalar, bilgisayar yazılımları bu çalışmalar ilk defa açıklanıyor. Bakın bu dalga mevç kelimesini siz gidin İngilizce olarak aratın Google'dan veya Türkçe olarak. Hiçbir sitede, hiçbir yer kaynakta bulamazsınız. Bunu maalesef diyorum. Biz bu çalışmaya yeni 2-3 ay özel bir yazılım mı ya var? Evet, bilgisayar yazılımlarıyla. İşte az önce bahsettiğim ya, bir doktor sitesi oluşturdu arkadaşlar. Ben de yardımcı oldum. Doktor sitesinin içinde kelimeleri, öbeklerini arayabiliyorsunuz. Hastalığınızı kelime belirtileri yazıyorsunuz. Size doktor7.com isimli site size hastalığınızın ne olduğunu söylüyor.
Bunun gibi bir örnek. Yani siz mesela o şu, kelime öbekleri. Son araştırmayı yaparken dalga yazıyorsunuz. Mevç kelimesi orijinal. Mim, Arapça mim, vav, c harfleri. Tabi orijinal metinden bakacaksınız. Çünkü Türkçe metinden de bazı şeyler çıkartabilirsiniz. Ama bu tür ince hesaplamalarda Arapçadan. Ben bilgisayar yazılımların hepsi Arapça zaten. Kullandığınız bilgisayar yazılımların hepsi Arapça. Kur'an'daki tüm harfler Arapça olarak kayıtlı. Ve tüm harfler kombinasyonları. Mesela diyor ki vav, mim, ta harfleri nelerde yan yana gelmiş? Hangi kelime oluşturmuş? Hangi köküklerden veya bunu benzerleri Kur'an'da nerelerde geçmiş? Hangi anlamlara gelmiş? Tek tuşla çıkartabiliyorsunuz. Bütün bu araştırmaların sonuçta varılan bir toplam sonuç var mı genelleme olarak sizin mesela? Bir sürü şifre keşfediyorsunuz. Yani ne demek bunlar olması? Ben şunu söyleyeyim. Ben bir kere bir şey çözdüm veyahut da yani ben bitirdiğim bazıları diyor ki işte şifresini çözen adam. Yok öyle değil. Böyle bir iddiam yok. Olmasının anlamı sadece ne diyor? Bizim yani yaptığımız çalışmalar denizde damla zaten. Hı. Bunların olmasının anlamı şu belki de. Hı. Şimdi düşünün. Yani nasıl ki bir alanda tıp alanında uzmanlaşmak, tıp alanında otorite olmak için çok inceliklerine girmeniz gerekiyor. Yıllarınızı vermeniz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de de öyle bir kitap ki her kim gönülden inanır ve dikkatli okursa, zamanını ayırsa inanarak orada bir takım işte o şeyleri, cevherleri fark eder şöyle ve ortaya şey, çıkartır, o zaman, görebilir. Dikkatli okuyan, gerçekten inananlara verilmiş bir hediye bu. Bakın geçmişte tasavvufun bir numaralı Şeyhül Ekber dedikleri tasavvufta, tasavvufçuların mesela Muhittin Arabi. Muhittin Arabi de hesaplamalar yapmış bu tür. Yapmış mı? Tabii ki. Ebced üzerine veya bu tür başka Ebced, bizim yaptığımız çalışma. O biraz daha farklı, eski bir şeyler. O biraz geride kaldı açıkçası. Şimdi çok daha yani bilgisayar yazılımları. Biz bu programda Ebced'le neler yaptık. Evet ama bilgisayar yazılımlarıyla bu daha farklı. Ben harf kombinasyonları, daha bu modern bir çalışma. Bilgisayar yazılımları işin içine giriyor. Mesela yakın tarihte de yine bilinen çok büyük İslam alimleri. Hatta az önce dediniz ya mesela Akşemseddin'in bile bununla ilgili, Fatih Sultan Mehmet'in hocasının bile bununla ilgilendiğine dair kaynaklar, rivayetler var. Tabi Allah bilir ne kadar doğru olduğunu ama kısacası bu geçmişte hatta Fatih Sultan Mehmet'i etkisine aldıkları bu çalışmalı, matematiksel bu tür şeylerle o dönemde işte bununla ilgili çok ilginç şeyler anlatılır. Ama dediğim gibi o bizim işimiz değil. Onu... Bu süre giden bir çalışma olacak. Bunun sonu yok değil mi? Tabii yani sonu yok ama Kur'an-ı Kerim bir matematik veya bir şifre kitabı değil zaten. Değil. Yani amacı da bu değil. Değil. Bizim yapmamız çalıştığımız da bu değil. Zaten bizim yaptığımız çalışmalar, yurt içinde bu yapılan çalışmalar, bunlara kimse inanmak zorunda değil. Farz değil bunlara inanmak. Yani bunlardan sorumlu değiliz. Bizim esas amacımız, Kur'an'ın esas mükellef olduğumuz nokta Kur'an-ı Kerim'deki hükümlerdir. Mübin, bize açık olarak söylenmiş, salih amel işlemek, salat, namaz, oruç, bunlarla esas olarak mükellefiz ama bu da ikincil anlamda, ikincil şeyde ilgilenilebilir merak olarak eğer çok böyle derin olarak düşünmek isterseniz ama dediğim gibi zaten yoruma dayalı çoğu yoruma dayalı. Hı. Ama mesela benim yıllar öncesinden verdiğim birkaç örnek var. İsterseniz zamanımız var herhalde değil mi? Ne kadar süremiz kaldı? Çok fazla kalmadı ama onları da dinleyebiliriz. O zaman sizin eğer sormak istediğiniz bir şey varsa ben onları cevaplayayım. Ben şunu merak ediyorum.